arkadaşlar ben PT Kawaii. hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar yeni gelen büyücüler hakkında olacak. Ee, Discord'da toplu bir şekilde büyücüleri değerlendireceğiz. Çünkü bu büyücülerde arkadaşlar herkesin kafasında soru işaretleri vardı. Çoğu zaten canlı yayında söylediler. Discord'ta Discord'da mesaj olarak işte bilgi almak istediler. Bu videoda her şeyle beraber sizlere anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle hangi bir komutandan başlayalım Kaan? Öncelikle ben çok mutluyum. <laughs> Neden? büyücüler, büyücüler geldi sonunda. O kadar beklediğimiz büyücüler bekledik. Yani jetonları harca, harcamadığımız, o kadar iyi komutan olmalarına rağmen mesela Suvari'de, Okçu'da çok iyi komutanlar gelmesine rağmen büyücü gelecek diye biriktirdiğimiz jetonları kullanacağımız zamana geldiğimiz için çok mutluyum. En azından alanda artık 3 büyücü bir melak yapıp 4 kıta çıkabileceğimiz süreler de olmuş olacak. Aynen. O yüzden daha keyifliyiz. Şu an bizim metamız, büyücülerin metası. Her zaman büyücüleri övmüştük biz. Büyücü oynamalıyız. Neden büyücü oynamalıyız? Neden okçuyu oynarken nereye dikkat ettiğimiz hep dikkat ettiğimiz şeylerdi. Şimdi büyücüyü çok övüyorduk. Büyücüyü övdüğümüz yerlerde şimdi diğer sezonun bizim sezon olacağını bildiğimiz için daha çok oynama zevki olacak. O yüzden mutluyum. Hangi Bunlar bu arada gerçekten şimdi bazı arkadaşlar hani bir yorumlardan bahsedeyim iki büyücü komutanını gerçekten beğenmediler biliyor musun yani çok kötü yorumlar yanlış. duydum ben bu arada Ber Bertrand ve e, Toar hakkında ben de bu arada yanlış buluyorum e, bu videoda zaten herkes büyük ihtimal açıklığa kavuşacak gerçekten çok güzel komutanlar arkadaşlar Arkadaşların şunu net bir şekilde bilmesi gerekiyor arkadaşlar oyun kaba tabirle söyleyeceğim aptal değil yöneticileri <laughs> aptal değil şimdi yeni bir oyuna yeni bir komutan getirecek. Bu komutanın gücünün düşük olma gibi veya da işte işlevsiz ya işlevsi olmayan e, ne bileyim sadece tek bir ad, ah, garnizon komutanı sadece garnizonla kurulacak gibi bir komutan getirebilir mi sizce yani? Çünkü Goreş Skogul gibi güçlü bir piyade getirmiş şan, getirmiş bir e, oyun yöneticisi. Sence garnizonla yani rallici olanlara garnizonla çok basit bir çift yapabilir mi? Yani bu oyunun yeni getirdiği bir Hiro'nun yeni getirdiği eserin kötü olma imkanı yok arkadaşlar çünkü bunu satıp bunu pazarlayabilmesi lazım. En kötü yorumumuz bu olması lazım. Ya bu, on bence onların yorumu tamamen hani becerileri okuyup anlamamadıkları için. Bu arada. Ya beceriler karışık. Ha, evet. Bak ben şu eleştiriyi yaparım bu ara. Ben de şu eleştiriyi yaparım. Şimdi e, Signor Efregger geldiği zaman veya Skogul, Goreş geldiği zaman, işte Theodore Forondil geldiği zaman bunları. Başka komutanlarla çok e, güzel maç edebiliyorsun, kombinleyebiliyorsun diğer komutanlarla rahat rahat. Ama bu gelen iki yeni büyücü birbirleri olmadan yüzde bir performans alabileceğimiz bir komutan çifti değil. Bak, bunu kabul ediyorum. Ha, şey olarak kullanabiliyorsun bunu. Ben şu an mesela yani anlatacağız video içinde de evet. bu diğer büyücülerle kullanabiliyorsun ama çok epik bir şekilde yüzde yüz verim alamıyorsun. Belki ama mesela bu yeni gelen iki büyücü birbirini combo yaptığın zaman yüzde 150 mesela öyle bir performans çıkıyor yani öyle bir hani beceri yeteneklerin yeteneklerinde öyle gireceğin işte becerilerin birbirlerine işte toplanmasıyla verilen beceri hasarı falan bunlar arttığı zaman hani karşı tarafa çok büyük bir demeye çatacaksın. Yani bu iki komutan birbirleriyle çok güzel oluyor. İkisini beraber fullleyebilen mesela balinalar var ya saat. Bizde mesela Balina var. Mesela veya canlar mesela. Yani Kawai mesela direkt Toar'ı full diyecek mesela. Onu konuşuyorduk bizde. Yani bunun net bir şey. zaten bir ekip varsa tuarın kesinlikle full olması gerekiyor. Bak kesinlikle. Bu Aynı. Ya bu komutan iyi değil mi? Şu skill'i var mı? Şu şu varmış Yok destek komutanı Öyle bir şey yok. Bu komutanın full olması gerekiyor. Yani bu tartışmaya açık bir konu bile değil. Burada neyi tartışırız? Burnt Round'ın mesela nelerle konuşabileceğimiz tartışırız. Bu skill'lerin neden birbirleriyle alakalı olduğunu tartışabiliriz yani. Ya kötü bir de komutanlar değil benim gözümden. E, kanka yani başka komutanlarla da komp yapabiliriz aslında. Ya, hani ha, ona biraz uygun ama şu komutanı ilk gelip şimdi bilmeyen arkadaşlar oluyor. Kötü diyen arkadaşlar düşüyor. Baldir ile komp yapacaksın da sen inanabilir mi mesela? İnanmazlar o İnanmaz İnanmaz ama ama öyle bir stekleri var ki sitek mevzuları var bunlar. Veya da birbirlerini destekleyen şeyleri olduğundan dolayı Valdiri ile de çok güzel çalışacak mesela bu. Şimdi zaten Alak bak mesela değil mi normal? Tabii canım ya şimdi becerilerini anlattığımız zaman insanların aklında ooo bu böyleymiş olacak bak net ya kesinlikle yani çünkü eminim ben burada e, becerilerini okuyup böyle tam böyle analiz yapmadan yok ya bu komutan çöptür diyen arkadaşlar çok olmuştur. Şey bak ben bunu eminim. Ya, ya becer hasar faktörü 1300 ha, 1300 abi. Hani Aynen. Şey. Ki fulliyor mesela ben Ya 1300 1500 1500 oluyor abi. Bu ne? Bu Bakşi'den daha az vuruyor mesela. Lilia'dan daha ama az etkili olacak falan diye illaki yorum olmuştur. Doğal olabilir bu bu yorumlar gayet doğal kanka. Sonuç olarak aşağıya tıkladığın zaman bakıyorsun mesela diyor ki işte tuara tıklıyorsun gelişim durumunda beceri 300 vuruyor beş zaman. Abi bu ne ya? Şimdi üst tarafı okumazsan, alt tarafı okuru yorum yaparsan böyle olursun. Aynen. Şimdi o zaman ilk e, arkadaşlar Bertrand zaten e, çarkıfelek Çark komutanı. Bilginiz olsun. İlk başta e, üçlü bir Çark felek geliyor. O ismini unuttum bu arada onun. Kader Daha çan. sonradan Kader Çarkı değil mi? Daha sonradan e, Tuar'da Toar'da valiye geliyor. Yani valinin ikinci günü de Çark Felet geliyor. Bertrand'ı o zaman çevirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Bertrand'tan başlayalım. Ee, i̇lk becerisi arkadaşlar, hedef lejona hasar verir ve tüm altın işaret ettilerini tüketerek verilen hasarı yığın başına yüzde arttırır diyor. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. E, Tohar'la beraber ki halini konuşuyoruz değil mi şu an sadece? Ee, şu an e, ilk tuar halini konuşalım. Yani bu site altın işaret etkisini nereden kazanabiliriz? Yani. Bunlara değinelim. Ondan sonra komplara geçeriz. Ben ee... şimdi biraz karışık anlatalım evet. birbirlerine stekliyor. İşte deriz ben Burn Trant'ın birinci skili işte Tuan'ın ikinci skili vesaire böyle anlatırım. Sonra genel kapatarsak ikisinin hakkında bilgi veririz. Sonra şey yetenek ağaçlarından bahsedelim. Sonra diğer kompları anlatalım. Çıkalım videodan. Tamam. Ee, i̇lk beceri hasarı arkadaşlar şöyle diğer büyücülerden farklı olarak arkadaşlar bu direkt sadece tek bir kişiye hasar vuruyor. Yani Velin ve Lilia gibi Valdir gibi çoklu komutanlara vurmuyor. Sadece tek bir kişiye hasar vuruyor. Bilginiz olsun. E, i̇kinci becerisi arkadaşlar. Kahraman beceri hasarı verdiğinde 5 saniye boyunca bir altın işaret kazanır. Bakın bir altın işaret kazanır. Bizim için önemli olan nokta burası. En fazla 3 yığın biriktirebiliyorsunuz. Yani 3 altın işaret kazanabiliyorsunuz. Dördüncüyü kazanamıyorsunuz. Her altın işaret kahraman becerisinin verdiği hasarı %4 arttırır diyor. Yani şu anda seviyesi 1 olduğu için %4 diyor. Eğer ki 5 dediğinizde %10 olacak bu. Bunun şeyini anlatalım mı? 3 e, altın işareti nasıl kazanabileceğinizi. Şöyle. Ben şunu sorayım. Gelece, gelebilecek sorulardan biri. Toplam mı %10? Yoksa %30'a kadar çıkıyor mu burası? Ee, her bir altın işaret %10. Yani, yani 3, yığın yaparsam %30. Yüksek yaparsam %30 beceri bonusu. Aynen. doğru mu? Aynen doğru. Peki ben bu 3, yığın, 3 yığını nereden biriktirebilirim? Şimdi ilk olarak e, Tovar'dan biriktirebilirsin kanka. Direkt hani Tovar'ın ilk becerisini söyleyeceğim. Buradan e, direkt arkadaşlar anlaması için. E, şimdi Tovar'ın arkadaşlar ilk becerisinde şöyle bir muhabbet var. E, her 5 normal saldırıdan sonra Pluto'nun öfkesini yönlendirerek hedef lejyonu en fazla 5 saniye boyunca her saniye hasar veriyor. Hareket etmek bu yönlendirmeyi böler. Buraya da geleceğiz daha sonra arkadaşlar. Şimdi normalde bir e, beceri komutanı, bir büyücü komutanı arkadaşlar 8, saniye, e, 8 saniyede bir beceri atıyor. 8-9 saniyede o civarda beceri atıyor. Şimdi bizim burada 3 saniyelik bir farkımız var. Yani 5 saniye e, Tuar hareket etmedi. 3 saniye boyunca da beceri hasarı vurdu. Bakın şimdi döndüm tekrar şeye Bernard'a. İkinci becerisine geldim. Bakın buradaki siteyi almanız için arkadaşlar. Yani 3 altın işareti almanız için. Bu komutanınızın. Bertrand öndeki ön, komutan değil mi? Çünkü evet. beceri komutanı için 8-9 saniye atıyor. Aynen yani şu an sadece Bernard ve Toar için konuşuyorum. Direkt 3 siteyini alması için konuşuyorum şu anda. E, direkt mesela 3 siteyi alması için 5 saniye boyunca şeyini alacak. Ne diyeceğimi unuttum <laughs> Bak şöyle. Çok uzat uzandı orası. Şimdi Toa ilk bir normal vuruşunu vurdu. ikinci normal vuruşunu vurdu. Üçüncü normal vuruşunu vurdu. 5 saniye oldu. Altıncı vuruşuna gelecek ya bu. Evet. Beceri atacak. Altıncı vuruşuna geldiği zaman beceri atmaya başlıyor. Ne abi 300 300 300 vuracak 5 saniye Aynen. boyunca. Bu, bu her vurduğunda 5 saniyede Toa'nın ikinci becerisinin siteyini arttırıyor. Yani 3 siteyi çıkartıyor bu. Yani Aynen. Thor'un birinci e, skill'i ikinci skill'ini tetiklemiş oluyor yani. Aynen. Böyle arttırmış oluyor. Yalnız bak, ha. Ba, altını çiziyorum burada arkadaşlar. Bernard'ın bu altın işaretini kazanması için kahraman beceri hasarı vurması lazım bu arada. Bakın altını çiziyorum bunun. Kahraman Çok beceri önemli. hasarı vurması lazım bu arada. Ve her komutanla çalışmıyor yani o demek. Evet. Yani bu da nerede çalışıyor mesela şu anda? Tuvar 5 saniye 5 kere yani 5 normal saldırı vurduktan sonra direkt beceri hasarı vurmaya başlıyor bakın. Kahraman beceri hasarı vurmaya başlıyor. Buradan başlıyor işte direkt 3 siteyi almaya başlıyor. E, Buna büyük ihtimal herkes daha anlamıştır. Ondan sonraki kompları zaten direkt söyleyelim. 3. becerisine geçeyim mi? Tabii lütfen. Bertrand Legion'da bulunan tüm bir büyü birliklerinin %10 büyü atak değeri ve %4 savunma nüfusu kazanır. Yani 5 dediğinde büyü atak bonusu %25 büyü birliği düşman savunma nüfusu da %10 veriyor. Yani bu direkt acaba yüzde %10 büyü savunması mı veriyor sana yoksa düşmanın mı? Ne yapıyor burada? Ne diyordu mesela çok pardon. Büyü birliği düşman savunma nüfusu nüfusu diyor düşürüyor kanka Düşmanı kim düşürüyor. Hmm. Güzel beceri aslında o zaman. Büyük birlik düşman savunma nüfusu ya da savunma savunma olsa savunma bonusu arttır. Savunma nüfusunu arttırım Bak ben burayı hiç düşünmemiştim bak. <laughs> Kafalar karıştı. <laughs> diyor ki ama tüm büyü ya üstte yazıyor oğlum ama. Tüm büyü birliklerinin %10 büyü atak değeri ve %4 savunma nüfusu kazanıyor diyor. Kendi kendisine kazanıyor kanka düşman. O zaman karşı. burada altta bir yazım yanlışı var bence o zaman. Büyük Birliği düşman savunma nüfusu diyor burada da mesela. Hayır düşmana düşmana karşı savunma bonusu. He, tamam. Okay, tamam aynen. Otur düşün. şimdi dedi de şey oturdu. Yok tamam. Türkçemiz A0 olduğu için o yüzden anlamadık. Boş ver <laughs> sen devam et. Geldim dördüncü becerisine arkadaşlar. Alandayken e, Bertrand'ın lejyonu 3 saniye boyunca normal saldırı hasarı almadığı takdirde. Yani size bir kişi vurmuyorsa hasar almıyorsanız hiçbir şekilde yani normal düz vuruştan bahsediyorum atak ve savunma bonusu kazanabiliyorsunuz bunu beşlediğinizde yüzde on beş kanka çok güzel komutan ya bak bu da çok güzel komutan yani becerisi Zaten sen büyücüyle hasar alıyorsan ve devam ediyorsan sende bir sorun var. Aynen geri öyle. Kaçmıyorsa geri, kaçmıyorsan, geri <laughs> kaçmıyorsan bir sıkıntı var ki, kardeşim. Boş ver, öl. Yani komutanın gerçekten yetenekleri güzel. Benim beğenmediğim yanları var. Tabii şu sonunu fulllediğimizde ne oluyor onu da söylersin. Oradan evet. sonra bir genel bir eleştiri yaparız. Direkt ge öfke yani ilk becerisini e i̇lk, yeni beceri değil. Abi Aynen. ben hatırlıyor musun? Bir, suvariler'de mi anlatmıştım? Senin sesin yine e patlıyor bir tık. Uzaklaş devam edelim. Tamam. Şöyle devam ediyorum. Uygun mudur? Aynen. Mük. Ben mesela hatırlıyor musun? Suvari videosunda mıydı? Bir, bir komutanda anlatıyorduk. Aynen. Yani yeni beceri vermiyorsa benim için önemli değildir. Mesela de yeni beceri vermiyordu. İlk becerisini arttırıyordu. Aman. Ama emri öyle miydi? Yeni beceri veriyordu. Bence emri daha iyi komutan diyordum. Evet. Ya şimdi bu direkt bunu... işte ilk becerisini geliştiriyor yani. 1300'den 1500'e çekiyor. Bunu demek isterdim ama kanka. Şimdi bunu, da bunu demek isterdim ama. Şimdi bunda şöyle bir şey var. Bunda hasar faktörü 300 diyor ya o aradaki Hı. 200. Abi, o değil 200, 300 e, bu iki kom komutanın birleşmesiyle beraber beceri hasar faktörünün oranını e, şey yapıyorlar ya mesela arttırıyorlar ya hı hı hı. beceri hasar bonusu veriyor ya bu beceri hasar bonusu o kadar yüksek ki bu 200 e, 4000 olarak bile gelebilir anladın mı? Yani şey <laughs> olarak düşündüğün zaman e, genel olarak mesela orada 1500 ödüyor da 1500 vurmuyor ya 6k vuruyorsun örnek veren becerisi. Şimdi bu beceri bonuslarıyla beraber bu 8k olur. 9k olur anladın mı? Bu aradaki 200 bile. Ar Ayrıyeten atladığımız var, şeyler de var. Kritik müritik var, var. falan da patlayacak kanka tabii. Onları yeteneklerde konuşuruz. Yeteneklerde tabii. neler olduğunu anlatırsın. Ama bu Tohar'la kanka. Aynen. Evet. Şimdi Tohar'a geldim o zaman. E, Tohar'ın biraz anlatalım. E, tuvarda... Ben Tohar'da <laughs> bir şey dikkat etmek istiyorum kanka. Tamam. Şu zamana kadar bütün efsanevi komutanların hepsine tek tek bak. X skill'lerinin hepsi aktif skill. Hı, hı. Hepsinin öfke maliyeti var. Hepsi e, öfkeyi doldurduktan sonra bir yetenek atıyor. Peki Tuvar'ın X skill'inin altında ne yazıyor? Toprak hattının altında? Pasif beceri. Heh. Bak bu ilk defa olan bir şey biliyor musun? Aynen. Böyle bir şey. İlk defa. Yani adamın X skill'i pasif beceri. Yani şimdi öfke maliyeti yok mu? Bu öfke maliyeti maliyet yok. Her 5 saldırıdan. Ben şimdi saldırdım 5. 6. 7. 8. 10. saldırıdan saldırdım. E sonra? Direkt mesela 5 normal vuruşu yaptıktan sonra kanka. 6. normal vuruştan sonra beceri hasarı vurmaya başlıyorsun. Yani bir saniye boyunca beceri vuruyorum. Sonra sıfırlanıp bir daha mı? Evet. Aynı şekilde tekrar devam ediyor. Yani şöyle düşünüyorum. Sen 10 saniyede bir de aslında 300-300-300-100 5 saniye vuracak. Mesela 5 saniye vurdun, 300-300-300 vurdun 5 saniye sonra 5 saniye bir normal düz atak attım sonra tekrardan 300 vurmaya başladım. Aynen. Doğru mu? Hı hı. Mesela ben en çok buna şaşırdım. Bu şimdi mesela, ya bu 300 ama. 300 bu vurmayacak bu, bu arada. Yani. Tabi. Bence bu arada 300 direkt vurmayacak, 300'ün fazlasını yani vuracak bu, kanka. Kanka bu ikisi komp olduğu zaman bu 300 olacak 1200. Anladın Aynen mı? öyle tehlikeli yani veya de 800 olacak hanım. Sonraki tehlikeli. becerileri de var bir de Toar'ın yani. Bak onun, onun onun becerileri de var. İleriki becerileri var, uyanmış skill'i var mesela. O da bomba. Ne diyor mesela X skill'ine? Her 5 normal saldırıdan sonra pilotun öfkesini yönlendirerek hedef lejona en fazla 5 saniye boyunca her saniye hasar verir. Hareket etmek bak işte bu insanları soğutabilir. Hı -hı. Yani bu mesela niye hareket ettiğimde bölünsün abi? Ben sabit durayım. Şimdi bunu okuduğun zaman ya bu komutan gerçekten sıkıntılı ya falan dersin ama oyun ilerleyen skilllerinin yani 3. 4. skilllerini öyle bir şey yapıyor ki senin orada böyle e, yani Hareket etme, hareket oynamış, etmeme, hareket etmemeli sağlıyor o insanı şey dağılırısı. LOL falan oynamış insanlar bilir. Ramus falan Ramus'a vurdukça böyle şey olursun. Yani. Aynen şey yamuluyorsun. Ya <laughs> yani şimdi buna vuruyorsun ama bu yemiyor. Hatta bu o skill'ini attıktan sonra her şey birinci skill'de bitiyor arkadaşlar. O yüzden şimdi genel anlatılıyor. Mesela birinci skill'i kullan, kullanabilmen için senin bir hareketsiz durman lazım. Hareketsiz durduğunda üçüncü skill bu sefer çalışıyor. Dök işte Toar'ın Lejondaki Büyü Birlikleri işte üçüncü skill ya dördüncü skill değil mi lan? Daha, e, dördüncü skill, evet. skill çalışıyor aynen. İşte boyun eğmeme ve sığınak etkisi. işte boyun alınan karşı saldırı hasarı %15 azalıyor mesela şey i̇şte artıyor. Savunma bonusun %35 artıyor. %35 bu arada çok büyük bir rakam arkadaşlar. Hayır, bir de burn şeyini alıyorsun. Dördüncü beceride de var mesela. Aynen. 15, 15 savunma oradan alıyorsun. Bir %50 işte... savunma. Ha, bir de büyü savunma nüfusu alıyorsun %10. Tam off tank oluyorsun yani. Bir de karşı saldırı zaten okçu dediğin karşı saldırı piyade zaten buna bir şey yapamaz anladın mı? yaklaşamaz da yani Yani goresh skogul kilisini aslında birazcık şey yapmışlar kanka ezmişler burada ama daha çok Okçuya karşı mesela e, Hosk ve Kindara'dan örnek çok güzel. Aynen Hosk ve Kindara'dan örnek olmuşlar. vereceğim bu arada Hosk ve Kindara'ya vurduğunda arkadaşlar 4k 3k ya yakın böyle bir hasar yiyorum tamam mı Abi bunda direkt ya çok fena hasarını azaltacak ya bu. Bunda da, bu bunda da mesela iki buçuk Mesela 2.5k, 2.2. Aynen. Arada o kadar oynayacak, o kadar oynatacak yani bu komutan. Geldik ikinci skile. Bence bunu sen daha çok sevdin gibi. Benim ya beni ben böyle ben bu arada çok samimi söyleyeyim, tuarı daha çok sevdim. Ben de bu arada Şimdi, kanka. Çok sevmem e, şey olmamış tuarı görünce ya Aman garnizon falan diyen olabilir. Alanda belki çok az göreceksiniz ama bu komutanın e, garnizon olduğu yere baba yiğit olması lazım kiralli açısı. Ya da böyle sürekli ama sürekli reinforce. Burası iki reinforce atarken Tuar'ın garnizon olduğu yer tek reinforce mesela. İki kat reinforce farkı çıkacak ortaya. yani. O kadar şu an güçlü Tuar'ın. Yani bir de e, hiçbir rally dedim ki bir milyon kapasitesi var. Diyor ki rally'nin yüzde altına yüzde altına düşmediği sürece yüzde atak bonusu alıyorsun hiçbir rally 1 milyon 1 milyonsa 500 binin altına düştüğünde zaten etkisi olmuyor o rally. Aynen. Her türlü o reinforce ala 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 o, o işte 950 bin 1 milyon 800 bin o civarda tutulur ki e, daha fazla damage vuralım. Yani burada hatta şu da var. Sen garnizon olduğun zaman İstemsizce birinci skillin çalışıyor seni. <laughs> evet. <gülüyor> Hareketsizsin çünkü. Her türlü çalışacak yani. Ve garnizon, e, garnizon olduğu zaman ve bu rally'ler tutup da bir dakikalık ralli olmuyor. O kuzun, o, o, gün, o 10 gün dakika biz... 10 dakikada bir... <laughs> bu sezon yani 35 dakikalık, dakika, 40, dakika, dakika, 40 dakikalık rallilerimiz oldu tuvarlı. ya. yani bu... Orada tuvarın olduğunu düşünsene. Kanka hareketsiz kaldığı yerden sürekli skill atıyorsun yani sen. Yani öyle bir özelliğim var. Yani, yani bu, bir hiç, de bunun hiç, hiç de arkasına olan yerler de çok güzel oluyor yani. Arkasına bir de Bernard'ı koydun kanka. Ya o kanka ben ya istediği istediği yer hallatsın kanka. İşte Teodoro Forondil denesinler. Ne bileyim. İşte Sandro Nefregir denesin. Gore Google denesin. Gel denesinler anladın mı? Evet. Denediklerinde görecekler aradaki uçurumu. Raporlardaki <laughs> belki böyle kafa kafaya gidiyor gözüküyor ama rapora girdiğin zaman işte senden 300 kavle gider, bu taraftan bir gider. 700k o kadar fark olur. Neden? Çünkü bu mükemmel derecede bir hasar veriyor. Kanka. Mükemmel derecede bir beceri atıyor. Yani bu becerinin hasarını da arttırıyorlar bir de bunların ikisi beraber olduğu zaman. Yani daha ne olacak? Büyük büyük komutan biz ne diyorduk? Ok beceri hasarı. Büy büyüye, beceri. Okçu ok düz atak beceri. Oyunda dedi ki sen misin beceri isteyen al sana beceri. <laughs> Aynen öyle. Bak işte benim bu tuarda en beğendiğim iki tane beceri var. Birincisi kanka üçüncü beceri tamam mı bak. bak. Diyor ki Legion'un büyü birlikleri yüzde on yani fullediğinde yüzde otuz bu arada beceri hasarı verir. Fakat normal saldırı hasarını yüzde beş azaltır. Yani biz bu yüzde beşi zaten her türlü şeyden yetenek ağacından bu arada onu ben alacağım. %5'lik ben bir şey soracağım kanka. Hı. Benim mesela burada da tek kafama yatmayan şey tuarda buydu. Bu şimdi yüzde on oranı artıyor %30'a çıkıyor. Peki bu normal evet. saldırı azaltma %5 sabit mi kalacak? Bilmiyorum onu. O da artacak mı mesela? Ya yani altta yazmamışlar. Ben sabit kalacağını düşünüyorum ama Ben de sabit bir kalacağını düşünüyorum ya. Bir şey de aklımdan çalmalı değil yani. Acaba hani yazmamışlar. ya da hani bu 5 10 15 değil de 5 6 7 8 10 yaparlar belki o tarz bir şey yaparlar. Yani öyle Yaparlarsa, bir şey olsa öyle bir şey olsa bence altına yazarlardı ya belki %5'te de evet. kalabilir ya Ö o öyle şey. tahmin edebiliyorum. Yani bu %5 o zaman <laughs> temsili bir şey atmışlar. bizim Olabilir ya yani. yani artarsa bile kaç olur ee, 5 10 15 20 25 o, olur. O kadar yükseltmez. Bence de o, o kadar şey yükseltmeyelim. En fazla ona çıkar olursa belki o da yani niye yapsınlar o sayıda. Geldik dördüncü becerisine. Şimdi dördüncü becerisi arkadaşlar direkt ilk becerisiyle eşleşiyor. Ee, Pluton'un öfkesini yönlendirirken. ama ya kanka. Şey karşı saldırı işte alınan karşı saldırı hasarını azaltıyor. Bir de savunma değeri veriyor. Geldik abi uyandığında. Bak şimdi. Aa, ha ha benim ben de sevdim bunu. Uyandığında benim ikinci beğendiğim becerisi de buydu kanka. Şimdi Pluton'un öfkesini yönlendirmeyi bitirdikten sonra bakın ilk becerisini bitirdi. Ondan sonraki 3 saniye boyunca arkadaşlar atak değerini %35 arttırıyor bak. Peki ben bir şey soracağım. Tabii. Her saniye bir düz at, bir düz atak mı düz yoksa her saniye mesela Her saniye, saniye bir düz de, atak atıyoruz. Mesela 3 saniyede 4 atak attığımız oluyor mu? Yok. 3 saniyede 3 atak atıyoruz kanka. Öyle bir şey olsaydı mesela, o i̇şte vuruyor olsaydık düşünsene kanka, Plüton'un becerisini 5 düz atak at, 5 normal saldırı yaptım. 5 saniye bu çalışıyor. Diğer 5 saniye düz atak atacağım ya. 5 saniye olduğunu düşünüyorum. Bunun 3 saniyesi yüzde %35 hasar bonusuyla atak değeri artıyor. Ya büyük ya 3 saniye boyunca büyük ihtimal 3 kere vuracağız kanka. 3 kere %35 daha fazla vuracağız. Bu arada ben şeyi söylemeyi unuttum sana. Bak, 3. skill'le de... %30 büyü beceri hasarı bonusu alıyoruz ya kanka eğer ki biz bunu bernatla çıktığımızda e, ikinci Abi, becerisinden o. de %30 alıyoruz bu arada %60 evet. hasar bonusu yani beceri hasarı bonusu alıyorsunuz bu arada arkadaşlar bakın ya bunun yetenek ağaçları var Abi. beceriden gidersen falan Bence Ye genel yorum pop'un um yetenek çok girme. Yetenek karşısına bence ayrı bir video çekersin diye düşünüyorum. Ye yetenek ağacı bölümü var. Petten de alıyorsun bu arada ya burada yani. Burada mesela ne olacak? Pet aynen Pet'i de var. Burada mesela beceri, beceri nerede sona gideceğiz. Hı -hı. Kritik nerede ona gidiyoruz. Bizim olayımız bu. Aynen ha, öyle. Bu komutanları genel olarak ben çok beğendim. Genel Böyle bir yorum ben... yapabilir miyiz kanka? Bu ikiliği yapanlar pişman olur mu olmaz mı? Ya pişman olma olayı imkansız kanka. Değil mi? Bak o kadar net söylüyor. Bu Tohar rahat diyorum bak rahat. 2 e, sezon tutar garnizon. Çok güçlü kanka çok güçlü. Çok güçlü olmasından da. Bak bunun arkasına mesela genel bu destek komutanı ya. Hı hı böyle büyü ama bunun arkasına genel komutan gelirse eğer bunun arkasına garnizon yapabilecek bir komutan gelir. Bununla bir çift gelebilir yani. Veya bunun arkasına örnek veriyorum. Abartıyorum bu Böyle bir şey kesinlikle yok da. Hosk anladın mı? Hosk gibi bir komutan. Genel bir komutanı bunun arkasına yapıştırabilirler. Bence ilerleyen zamanlarda. Bunun garnizonlu eğer düşerse diyorum. Hani Arka diğer zaten gelecek bir sonraki e, komutan eşleşmesi ne olacak biliyor musun kanka şimdi büyücü geldi bir sonraki ge yani ama gerçi genel. bu destek destek geldi genel gelmesi lazım çünkü başa döndü tekrar yani genel, aynen, genel başa döndü genel gelmesi gerekiyor ha, genelde ne eksikse o gelecektir kanka da yani ben genel olarak hani <laughs> genel genel deyip genel olarak da. yani şey ola iki komutanı ben beğendim ben mesela bak ben toarı fullleyemem kanka Evet vali yani komutanı bu arkadaşlar benim benim önceliğim ön şant olacak. Evet. Ama bak <laughs> bunu neden ben kendi önceliğime koyuyorum? Çünkü senin tuhar yapacağını biliyorum. Ekibimden birinin tuhar yapacağını biliyorum. Benim tuhar yapmama gerek yok şu anlık. Hı -hı. Ama ileride tuhar mesela direkt şeyi zaten ben şu direkt fulluyorum. Bundan sonraki yatırım direkt tuhar oluyor. Her şeyi Şimdi, Her çeviriyorum. Peki diyelim ki işte arkadaşların elinde jeton yok kanka. Tamam Bertrand'ı e, tuvar olmadan full yani 3 altın işaret kazanmak hani kazanabilecek bir komutan eşleşmesi istiyorlar kanka. Böyle komutanlar mevcut mu şu an bizim elimizde? Var elimizde. Var, var değil mi? Elimizde var abi. Heh. Bak bizde yok yok. Anladın mı? Sen gel her şey bizde var. <laughs> şimdi... şimdi ne yapabilirim <laughs> ben? Ne yapabilirim onu düşüneceğim ya. Okuyorum sikili. bir. Buntrand, kahraman becerisi hasarı verdim. Bu ara bu ara bu ara. Şunu şunun altını çizmek gerekiyor. Brentrand Vekil komutan olmak zorunda var. Aynen. Eğer ki tovarı yapmıyorsanız vekil olmak zorunda. Neden? Bu sefer ana komutan olursa ikinci skinini e, stackleyebileceğimiz bir yer yok. Aynen. Yani var. Mesela ol, olmazsa eğer ana komutan yaptım dedim ya beceri komutanı önde olsun falan vesaire bu kom şeylere girdim. Bu da doğru bir tercih bu arada. Ne olur? %30 değil de örnek veriyorum. %10 beceri sahibi onu var Çünkü tek bir stek atmış olursun çünkü kendi becerisinden dolayı. Doğru muyuz burada? Doğruyuz. Bence Ama şimdi... e, vekil de olduğu için ikinci siteyi almış olursun. Vekil e, değil. Ana e. komutan olursa diyoruz abi. Şu an. abi, Ana komutanın diyelim mesela şey vurdu. Bernat vurdu. Bir tane stek aldı. Arkasına sallıyorum. Lily'yi koydun. O da beceri vurduğunda ikilenmiş ol, olur sonra yine becerisini vurduğunda sıfırlanacak ya. O beceriyi vurduğunda evet. vurduğu çok sağlam vurur. Yani yine ikilersin. ikilersin. %30 alacağına %20 alırsın. Aynen. Evet o da olabilir. %10'luk beceri hasar bonusu. Ama neden bu beceri hasar bonusundan kaçayım ki? Şimdi sana peki akıllardaki soruları soruyorum şimdi. Evet dedik ki vekil dedik şu anda değil mi? Bernard'ı vekil dedik. Şimdi Lilia'ya geldiğimizde kanka Lilia'nın e, beceri hasarı var tamam mı? Kahraman beceri hasarı var. Aynı şekilde Velin'de de öyle var. Şimdi eee ilk baktığımızda kanka kahraman becerisi olarak iki lejona hasar verebiliyor. Şimdi öne Lilia'ya koy burada. Hı? Burada ikisi de kalmış oluyoruz. Değil mi? Çünkü iki tane kahraman becerisi burada için aynen ikisine birden vurduğu için ikisi de kalmış oluyoruz. Doğru muyuz burada? Yok, hatalısın, şöyle hatalısın. İlk yeni komutan vurdu, bir tane tamam. site kaldı, geriye iki tane site kalıyor. Sonra Lily vuruyor, ikinci siteyi almış oluyor. Hayır, Lilia tamam. yani, hatana... Ön, önde, Lili önde Burntfront arkada onu konuşuyoruz şu an. Aynen. Yani şurada demek istediğim şu abi, Lilia hasar vurduğunda iki kişiye birden hasar vuruyor, tamam mı? Bak, iki kişiye birden kahraman becerisi vuruyor. Şimdi burada benim demek istediğim şu. Lilia'nın kahraman becerisi vurduğunda bir mi sayacak yoksa iki kişiye vurduğu için iki mi sayacak? Bence bir sayar. Aslında soru bu. Komutana veriyor beceri hasarını. Sonuç olarak sen alan say vurduğunda iki tane beceri hasarı çıkmıyor mu? Bir diyelim örnek veriyorum karşıda süvari verdi. Bir süvarisinden çıkıyor bir piyadesinden çıkıyor. Tamam. Yani şurada dediği şey şu abi ne diyor ki oradan. Kahraman beceri hasar verdiğinde diyor. Ama bir de şey diyor kanka. Hı. O zaman her yanmayı da katabiliriz işin içine. Yanma her da 5 saniyede ya. bir diyor bak. 5 Be saniye boyunca bir altın. Her bak Hasarı verdiğinde 5 saniye boyunca bir altın kazanır. Sence bir alıyor gibi ya Kaan. Yani eğer ki öyle bir şey olsa zannetmiyorum. Bununla komplatabilirler mi yani? Hani yani bir şey araya giriyorum. <laughs> bir şey soracağım. Murat. mi vardı yoksa kahra bir tane kahramanı ya veya Albin belinde mi hatırlamıyorum. Fazladan beceri hasarı hasar faktörü şey belinde. Var. O hasar faktörü abi. Ekstra beceri hasarı vurmayacak mı orada yani? Yok. Abi, ekstra beceri hasarı verir. Şey, direkt beceri hasar faktörü vurması lazım. Normal hasar faktörü olmuyor abi. Mesela velinde var son skill uyandırdığında hasar faktörü 400 diyor. Bu uymuyor kesinlikle. Çünkü hasar faktörü diyor burada. Direkt tetiklenmesi için Hiç beceri hasarı vurması lazım. Acaba ha, yok o işlemiyor. O net bilgi. Bu 5 saniye olayı şu olabilir mi? 5 saniye içinde 3 tane kazanacak. Atıyorum 6. saniyede stek kazandı diyelim o sayılmayacak. Bu olabilir mi? 5 saniye boyunca dediği. Hayır 5 saniye boyunca bir tane işaret, altın işaret kazanır diyor ama en fazla en fazla şey olur, diyor. olur diyor. Yani bu içinde bu ara bir şey diyeyim abi o zaman Lilian'ın vurduğu iki sayılıyor. Ama şimdi şöyle bir durum var kanka. Ee, şey ya, ilk şimdi komutan şöyle bir şey var kanka. Bak şimdi döndük başa. Şöyle He. bir sıkıntı var. Eee Lilian'ın ilk becerisi zaten 8 saniyede atıyor kanka. 5 saniye boyunca bir altın işaret nasıl kazanacağız? İlk 5 saniye demiyor ki kanka. Doğru söylüyorsun bu da. 5 saniye boyunca diyor. 5 saniye boyunca diyor. Skill'ini atsın. Skill'ini attıktan 2 stack aldı. Kendi attı. 3 stack. 4. hasarda pat. Doğru. Ama yani. o zaman ölü olursa kanka. Bak Ölü olursa Validrin'in de ilk skill'i 3 lejyona vuruyor. O zaman 3 <laughs> stack manası. Kanka. Direkt 3 direkt stack denecek işte yani. Bunda o zaman kanka şöyle bir kesin bir net bilgi vermeyelim tamam mı? Çünkü biz videolarla aynen denemeden bilemeyiz biz. Aynen. Böyle Bunu deneyelim. Yok. ama biz şeyi demeye çalışıyoruz. Bu olursa şu olur. Eğer bizim dediğimiz olursa Valdiri von yapıştır gitsin. Örnek veririm. Şey. İşte ama hep vekilde. işte Lilli önde, Belin önde, işte Valdiri önde. İkinci komutan olarak von diyeceksin. Aynen. Ama çoğu mevzularında da uçranı öne koyabilirsin. Çünkü Tuoran X2'li, ikinci ikinci skin'i direkt diyor kanka, direkt, direkt yani. Onun için çalışıyor Çünkü Tuar'da hiç aktif beceri yok. Hepsi pasif beceri. Aynen. Yani skill barı yok adamda. Bu da nasıl olacak? Bunda ben de çok merak ediyorum. <laughs> Bu mesela Tuar'ı ben çok merak ediyorum nasıl çalışacağını. Ya şöyle bir şey, ben zaten bunu kanka direkt e, Tuar'ı fulllemeyi düşünüyorum yani ilk e, şey geldiğinde. Fullleyeceğim. Ondan sonraki jetonları da direkt Bertram'a basacağım. İlk skinini 5, hani ikinci skinini açana kadar basacağım. Bunu ondan sonra direkt deneriz kanka. Bunu denerken de video atarız. Güzel olur aslında. Aynen. Bir de şey diyeceğim. Diğer 3. siki, 3. steini Serap Köresi'nden alamaz mıyız? Lile'ye Lile, Serap Köresi'ni taksam. Bakalım kahraman abi ona da bir bakalım. Hasar diyor ama. Kahraman beceri hasarı olmuyor ki Eser. Bernard kahraman beceri hasarı verdiğinde 5 saniye boyunca tamam. bir altın işaret kazanır. Ama bu zıplatıyor abi. kanka bu ama direkt bu Şu da hasar faktörü yani. ya. Bu da ama hasar faktörü şey demesi lazım. Beceri hasar faktörü. Aynen. Hasar faktörü diyor bu da kanka. Yani bundan da zannetmiyorum Doğru. hiç değil yani. Bilmiyorum. Gelmiyor ya gelmem de... ama? Getirmelerin mantığını öğrenmeye çalışıyorum. Dağınık hasar verir diyor. Hatırlığı ama bak Legion'un et... bir kahraman becerisi aracıyla her güçlendirme etkisi. Aldığında en fazla %21 olacak şekilde %7 daha fazla eser becerisi verir diyor. O da neyden kaynaklı biliyor musun kanka? Şimdi ee, mesela 5 saniye sonra Tohar'dan bir etki alıyor ya 3 saniye. 8 saniyede beceri atıyor ya zaten o sırada eserde dolmuş falan oluyor ya. Onların bonusunu mu alıyor acaba? Yani, ne dedin o işe? Süresi, süresi 20 saniye kanka. Tam böyle stik doldurma süreleri bunlar. Bilmiyorum ya. Bunları da denemek, bunu da denemek lazım. Evet. Ha bu bu ilde ne eksik buldun sen mesela? Şeyde mi? Komutanlarda mı? Öyle. Ben komutanlarda çünkü kanka. var benim mesela. Ya şey var mesela. Sanki HP yok. HP biraz sağlık yani. Yok. Sağlık yok yani. Sağlık yok kanka. Hani bak mesela o yüzden mesela Liliya'yı kullanmalı mıyım diyorum. Çünkü Liliya'da sağlık bonusu var +10. Mesela Valdir'de var. Valdir'de de vardı değil mi? Yanlış, yanlış bilgi vermeyeyim. Valdir'de Bakın, vardı. Yani. Artı 10 EP bonusu. Yani Aynen var onu da var. Şimdi yani hiç şey yok ya. Ee, savunma bonusu var ama hiç sağlık bonusu yok yani iki komutada. Yani iki komutanda da hiç yok yani sağlık. Ya Normalde şöyle bir şey o zaman kanka. Doresli Google'da ne bileyim birinde sağlık savunma vardı birinde atak Hı -hı. işte hız vardı şey Teodoro Horondil'de de öyleydi ama bunda mesela sağlığı çok arka planda bırakmış. Hatta ilk gördüğümde şey dedim. O zaman eserinde bunun sağlık vardı dedim. Eseri de atak. Kanka aslında yani bu büyücülerde direkt kanka beceri hasarı ve e, normal vuruşa falan odaklanmış gibi sanki bir tık. Beceri hasarı Hı. vurduğunda bu arada yani bu Bernat Bernard e, çıktığında çok böyle Utopik bir rakam vuracak bence ya. Yani ikisini de 5'te fulllediğinde bu arada. Yani güzel, sağlam demek çıkartacaktır bu arada. Ama işte Ama alanda aynen. ne kadar durabilir? Hatta kritikli vurduğun zaman da çok güzel demek. Arkadaşlar çok güzel raporlar alacaksınız, çok iyi raporlar alacaksınız. Ama çok dikkatli zaman... oynamak <laughs> gerekiyor bu arada bu içili komutanlarda. Ya arkadaşlar şey oynamak, okçu oynamak yetenek ister. Doğru pozisyonda durmalısınız diyorduk ya. işte burada da bunu diyeceksin. Aynen. Doğru konumda, biliyor musunuz? Batak doğru oynarken alırsan, aynen öyle abi. Batak oynarken kozları sayarsın ya onun gibi. <laughs> Ulan şu an kaçıncı siteyi aldı acaba? Şimdi beceriyi vurdurtturmam lazım. Hareket ettirmemem lazım falan tarzında bir oyun anlayışı yani oldu. Çok doğru konumda olman lazım ki senin hem site kasıp hem hareketsiz durarak tuvarın skillini çalıştırman lazım. O zaman bir de kanka kısaca şöyle bayağı bir uzun oldu video. Güzel oldu şahsen de. Böyle 2-3 dakikada Bertrand uçan komutan olduğu için arkasına koyabileceğimiz uçan komutanla da bir Var, komik şey yapalım size, komutan'a söylüyorum Evet. Yani bilmiyorum uyar mı uyumaz mı ayrı bir konu da crack crack 2 stack vuruyor Abi crack iki stack vuruyor da vurmayacak çünkü crack Sence ee, uyuyor mu acaba diye düşünüyorum yok orta menzilli olduğu için vurmuyor abi yani evet, işlem görmeyecek doğru. Bunun Eğer ki şöyle bir şey Beltrant'ın ikinci e, skillini tetiklemek istiyorsan Ateus kullanacaksın. Tamam mı? Ateus olarak kullanacaksın. Ama e, da defansif oluyor. Tabi. Teyada da o ikinci skillini tetikleyemezsin. Öyle bir sıkıntı var. Bir kere tetiklenir değil mi Kaan? Evet. Teyya bir tek, tek, tek tetikleniyor ama Teya, o da Teyya'nın ilk şeyi verdiğinden dolayı. Şey şeyden kahraman beceri hasarı vurmuyor. Savunma veriyor. Bernard da atak ve savunma veriyor. Daha atak ve daha defansif bir uçan belek olmaz mı bu? Ya eğer ki önde teyyeye çıkarsan ve yetenek ağacı da abi e, savunma ağırlıklı falan gidersen okey. Yok, ben, ben Ama o zaman da uçan uçan çıktığı teyye... için kırılgan olur. Yok teyyanın arkada olması gerekiyor. Bence, Bence de. de. Ama T'ye hasar fark yani şey beceri... Beceri hasara vurmuyor. O zaman tetiklenmiyor kanka. Hayal, hiç tetiklenmez. O, da bir oldu, de kalır. o da doğru, <laughs> Yani bir de kalacak yani. Yüz, direkt kaçta vuracaksın? Yüzde onla vuracaksın. Abi uç, uçan yapacaksın Melike bu. Diğer yani. türlü ne yapıyordun? Oyun sana opsiyon getirdi. Diğer türlü T ya komutan ne çıktığında hızlı koşuyordun. Ama Olayı buydu. da şöyle bir sorun var. Hani T'ye en azından daha sağlam bir o sağlam olmalı sağlıyor. atıyorsa gene zayıf olacaksın. Bizim amacımız Teyyan'ın yanına bir komutandı aslında. Öyle ama işte yani şöyle bir şey yap, abi. Öyle yap. Ateus'la çıktığında bu sefer ama daha hızlı beceri atacaksın. Çünkü Ateus'ta öfke dönüm, dolum, dolum hızlı var. İkinci skill evet. Yani hani daha hızlı öfke dolduracaksın. Ama hasar Eynin... faktörü ne kadar etkiler bilmiyorum. Teyyan'ın ikinci becerisini de okuyun ama bence. Kahraman becerisinden alınan hasarı azaltma yapıyor. Tamam mı? Burada Hı? da bir tane hangisiydi? Bir tanesi de beceri hasarı arttırıyordu. %15. O ilk ikili ya. Kahraman becerisini verdiği evet, hasar o, bonusu %15. Evet, evet. Bunun da etkisi olur o evet. beceri vurmasına. Tamam şöyle bir şey abi. %15 buradan alacak, tamam mı? %10 hmm. da oradan alacak. Etti sana %25. Yani yetenek ağacı hariç, Aynen. pet becerileri hariç %25 ama Tohar'la çıktığında yüzde altmış alacak. 60. Seçenek ağaçsız evet. ve petsiz ve şeysiz, esersiz falan filan. Aynen yani. öyle yani. Altına üç katı. Üç katı. Büyük ya, rakam. Kısacası arkadaşlar eğer ki. Ya, e... Uçan olarak kullanırsanız ya abi bu böyle çıkın demiyoruz. Uçan tabii. olarak kullanırsanız. Tabii tabii. tabii. Se seçenek sunuyoruz biz sadece yani sonuç olarak biz videolarda gerçekten detaylı anlatmaya çalışıyoruz seçenek bu arkadaşlar sizin tercihiniz bu ama en verimli şekilde kullanmak istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar Bertrand Ben bir şey kank, sallayayım Ben, ben bir şey sallayayım mı? Salla kanka Olmaz. sonra kapanış yapalım çıkalım. He. Olmayacağını bildiğim için söylüyorum ama. İndis kullanmamız yok mu abi? <gülüyor> <gülüyor> Sanki yok gibi ama bilmiyorum. <laughs> şimdi bak şimdi ben şunu çok merak ediyorum Kısa keseceğim. Abi o arkasına. Evet. Garnizon tutarken. Bak şimdi. Efsanelerin efsanesi, efsanesi. Hayır Gargut iş yapar <laughs> Bak abi Toar'ın ikinci becerisi var ya Diyor ya alan birlik sayısı yüzde elli üzerinde olduğunda Diye bir evet. ibare geçiyor Şimdi Hoskun da kanka dördüncü skili var ya Evet Maksimum lejyon kapasitesini on arttırır diyor Evet Garnizon Oların, tutun, arkasına koysan garnizon evet. tutarken garnizon evet. tutarken birincisi koydun diyelim 15 bin şeyin arttı. Kapasiten arttı. Ondan sonra. Şimdi ayrıca üçüncü skill'i Hoskun savunma bonusu veriyor. Saldırı hasar bonusu veriyor. Buradan da arttıracak. 2. skill'in saldırı... ya şey var bak, kanka, kanka bu şöyle bir şey. Iş yapmaz ki böyle. HP bonusu mesela dedik ya biz. HP işi evet. nasıl çözeceğiz? Evet. Hoskun ilk skill de abi HP bonusu veriyor. Artı yüzde otuz. Kanka şimdi şöyle bir şey. Hoskun üçüncü skillinde eğer ki Hosku önde kullanırsan savunma değeri yüzde on alıyorsun. Tamam mı? Evet. Vekil olarak kullanıyorsan normal saldırı hasarı alıyorsun. Yani önde olursan savunma değeri alıyorsun. Vekil olarak kullanırsan sadece normal saldırı hasarı alıyorsun. Hoskun benim beğendiğim Thor'la olur mu acaba diye düşündüğüm Hoskun 1 ve 4. skill'i kanka. İtenenebilir. Alamamış oluyor. Neden? Çünkü 2 milyon kapasiteli şey açıyorsun. Karnizon veya şey işte. Ne yapıyorsun Abi, o an? Kapı <laughs> Sürekli reinforce aldığın için zaten %56'nın düşmesi çok zor oluyor. Aynen. Çok zor. O yüzden zor. hani şey, e, o beceri zaten çoktan kullanılmış oluyor yani. Hiç boşa çıkmamış Post oluyor. O bence kullanılmaz ya kanka. Şöyle bir şey olabilir kanka. E, Toar öndeyken olabilir. Ne Nasıl olabilir? Şimdi e, öfkesini, Pluton'un öfkesini kullandıktan sonra atak değerini 3 saniye boyunca %35 arttırıyor ya. Bak %35 buradan alacaksın tamam mı? Ayrıca e, şeyde de, e, host'ta da kanka öfkeyi doldurduktan sonra 5 saniye boyunca hücum ve canlılık etkisi alıyorsun. Yani atak bonusu %20, HP bonusu %30, de verilen hasar bonusu %10 alıyor, alacaksın. Yani sadece aslında düz vuruşun falan e, atak bonusun artacak. Ya denenebilir kanka yani aslında bunu deneyecek çok komponuz olacak bu arada. Aynen. 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 Mesela Lilia Thor. O da çok güzel olur gibi geliyor bana. Lilia önünde, arkada Thor. Neyse abi çok uzun oldu video ama arkadaşlar evet. gerçekten yani bütün detaylı bir şekilde anlaş, anlatmış olduk. Zaten bizim kanaldaki Çoğu e, arkadaşlar da büyücü. O yüzden kısacası bu büyücüler herkese hayırlı olsun diyorum. İnşallah herkes yapabilir, alanda kullanabilir. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Uzun zaman oldu zaten böyle video çekmeyeli. Bizim için de güzel e, vakit geçti. İzlediğiniz için teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Allah rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. <laughs> İnşallah koyulayacak paralarınız olur. Abi Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoda.